Devre arasında Rea Kapsal'la birlikteyiz sevgili seyirciler. Samsun Spor Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili değerlendirmelerimiz olacak. Sarı lacivertliler 24. dakikada Dušan için kaydettiği golle soyunma odasına üstün gitmeyi başardı. Hocam ilk yarıda iki takımın oyununu nasıl bulduğunuzu ilk olarak sormak istiyorum. Sonrasında üstüne konuşacağımız çok şey olacak. Valla Samsun spor takımı ile ilgili söyleyeyim. Ee, yani bal yapma gibi koşuyorlar, mücadele ediyorlar. Ee, oyunun finalinde yoklar. Hı hı. Tabi burada Fenerbahçe'de iyi savunma yaptığını da söylemek gerekir. Zaten çıkan kadro da buna müsait. Ee, i̇lk yarı yani çok böyle pozisyonlu değil ama pozisyona girenin bir şekilde atacağı bir maçtı. Fenerbahçe bu anlamda e, Tadış yani son haftalarda deplasmandaki e, golcüsü yine iş başındaydı. Yine kendine yakışan bir gol attı. Tabii Mert de gol atsaydı o hızlı ucum geçişinde 2-0 Fenerbahçe girseydi %80-85 yani Maçı kendilerine çevirmişti. Özellikle de hani Mourinho'nun mantığını düşündüğümüzde öne geçtikten sonra Göztepe maçı istisnası var. Onu unutmamak evet. gerekir. Farkı ikiye çıkardıktan sonra böyle bir oyun anlayışına sahip Fenerbahçe'ye karşı geri dönmek herhalde Anadolu takımları için çok kolay değil. Tabii. 2'yi bulduğu takdirde. Tabii. yani topu rakibe bırakıyorlar. Senin söylemek istediğin bu. Evet. Bıraktıktan sonra da konumlanmaları çok iyi. 4-1 4-1 gibi oynuyorlar. Hı -hı. Ee, savunma dörtlüsünün önünde Amrabat oynuyor ve de alanları konumlanmaları kapattıktan sonra da hı hı. kazandıkları topladı hızlı geçiş yapıyorlar. Ya bugün çok uzun top geri geldiğinde baskı da Samsun baskısında denediler ama e, kısa ve orta mesafeli pasları çok doğru kullandılar. Hatta bu paslaşmanın e, özellikle bu pas akışından sonra da Mert o golü kaçırdı. Hı hı. Yani e, Fenerbahçe'nin oyunu bu. Genel yapı olarak e, ve de bunu da ilk 45 dakika istedikleri gibi sahada e, şekillendirip skoru da alıp devre arası soyma odasına girdiler. Öncelik skoru almak zaten Jose Tabii. Mourinho için. Ama ya... şöyle düşünelim biraz kısmetli bir gol. Maç sonu evet. zaten üstüne konuşulur. Taç atışında iki Samsunlu oyuncu birbirine girdi. Düşen top için önünde kaldı. Vurdu gol oldu. Hocanın söylediği Mert Müldür pozisyonu var. Onun dışında... Evet. Hiçbir şey yok aslında bakarsanız. Ya kısmet ama ben e, kısmet derken şans bir şekilde orayı da zorlamak gerekir. Orada bir şekilde adam paylaşıyor. Hataya zor, zorluyorsun ve de önüne geliyor. Hı -hı. Yani olacak futbolda her takım bu böyle goller atıyor. Tabii yani ki. ülkede yurt dışında da. Ben öyle düşünüyorum. Yani oraya gittiği zaman rakip bir hatası. Zaten futbol hepimizin milli gibi klasik hata oyunu. Evet. Bu hatayı da çok doğru Fenerbahçe kendi lehine çevirdi. Yani çeviremeyebilirdi de o hatayı dışarıda vurabilirdi. İkisi. Evet. Tadiç gol yapmasını bildi. Fenerbahçe'nin ama e, en önemli sağ içinde yaptığı iş yani Jose Mourinho çok böyle e, özellikle pas yapalım yeri geldiğinde tabii ki yapıyor Fenerbahçe de çok topa sahip olalım rakip bir ara alanda çok böyle aşırı pres yapalım şiddetli değil sağın 2 3 oranında ele golden sonra topu rakibe bırak alanları çok doğru kontrol edip kazandıkları topla çıkmak istiyorlar. Tabii burada şimdi e, kost işte kötü oynamıyor yani çok sağlam bir oyuncu. Yani biz temiz ik, temiz iki, oyun yani. iki tane diyoruz da biz şeyi de söylemek gerekir. Tadiç mesela Kostic oyunun başında 5. dakika aldı at dedi. O pas yani pas evet. verdi. Orta da değil. Mesela eğer Cekov mesela orada daha e, klas bir hareket yapsaydı yani ezbere vurdu, topu çekip vurabilirdi. Saniseli iş çok kötü vurdu. Yani Fenerbahçe'nin genel olarak Kostic bir kere bir takımla adaptasyonu iyi, iyi. Zaten yetenekli kaliteli oyuncu, futbol bilgisi çok iyi. Solay senin de e, çok iyi bildi. Çok kaliteli Bir oyuncu. Almanya'da yaptığı işleri de biliyoruz zaten. Frankfurt dönemi muhteşemdi. muhteşemdi. Lanz dönemi de gayet iyiydi. Bu Ama yani. Frankfurt çok çok yani Frankfurt dönemi çok çok da iyiydi. Yani bu açıdan e, Fenerbahçe uyum sağlamış. Yani Fenerbahçe dediğim gibi pozisyon vermedi hiçbir pozisyonu yok. Ya yani vuruyorlar, ediyorlar, bir yani bir şeyler yapıyorlar Samsun takımı ama hı hı. genel yap olarak Fenerbahçe'nin bunun haricinde Mert Müldürle hem de Ceko ile kaçırdığı iki tane de pozisyon var. Hocam maç sonu belki Mert'in pozisyonu ile ilgili daha uzun da konuşursunuz ama kontrol edebilir miydi? Sanki kontrol etse daha sakin kalsa Fenerbahçe 2-0'la da girebilirdi soyunma i̇şte odasına. İşte o top Tadiç'e, Kostiç'e gelse onu Doğru. yapardı. Doğru. Mert Müdür or kaç defa rakip cihaz sahasına girip kaç defa kaleciyle de karşı karşıya kalıyor. Orada telaş yaptı. Alışkanlığı yok. De alışkanlığı yok. Böyle bir hafızası, repertuarı yok. Dediğine yüzde yüz katılıyorum. Ben de hatta Ender'e de söyledim. Orada İlk topu tutup öyle bir Vakit ondan sonra çünkü. rahat zaman vardı. Eğer evet. dibinde baskı olur tek vurabilirsin anlarım. Ama zaman vardı. Zaman vardı ama dedi hoca da zaten e, söylüyor çok karşı karşıya kaldığı pozisyonlar değil tabii ki Mert'in. Amrabat, Fred Fred Şimanski üçlüsü, Ben Bennasar, Ençama karşı nasıl göründü? Fred sanki biraz aksiyo mu hocam? Geçtiğimiz sezona göre baktığımızda son haftalarda bir tık düşüş hissediliyor mu? Ya, Önümüzdeki hafta da oynamayacak bu arada Bodrum maçında evet, ceza maçı. Evet yani e, tabii bunun bir de şunu da söylemek gerekir. Yani cezalı bunu bir plan dairinde de olabilir yani çünkü Trabzonspor'u deplasmana yakın Bodrum zamanda böyle böyle sonunda. bir şey de olabilir. Yani bunu tabi anlık aneselik yaptı. Öylesine söylüyorum. Yani hı hı. kendim düşünüyorum e, sesli olarak. Belki maç sonu yapardı. Ya maç sonu tabi maçın böyle bir şeyinde yani e, dediğin gibi ilerleyen dakikalar da e, olabilir. Maçın ortasında o riski O riski herhalde. ama Fred'in özellikle şimdi sen oyunun hani geçen sene göre geriye gitmesine hı. yani daha Fenerbahçe geçen seneki oyunla bu seneki oyunu hı hı. farklı Doğru. şimdi. Hı. Geçen sene rakip yarı alanda üst bölgede oynayan bir Fenerbahçe vardı. Daha fazla kontrolü rakip kaleden de uzak. Dikkat et. Yani mesela Fred, mesela Szymanski 8 numara gibi oynuyor değil mi? Evet. 4-1, 4-1 oynuyor Fenerbahçe. Amrabat'ın önünde 2 8 numara. Kaç defa rakip ceza sahası içine girmiştir. İkisini toplasın ilk yeri. Kere iki defa, üç defa girmemiştir. Hı hı. Halbuki şimdi o sistemde Ceko'nun yanında iki tane iç oyuncusu önemli. Nasıl çizgilerde tadı işte Kostiç önemli. İki tane de 8 numara gibi oynuyor Fenerbahçe önemli. Bu kadar kaleden uzak ucunda da e, çoğalamıyor Fenerbahçe. Rakip ceza sahasının içinde çok sayısal üstünlükle sağlamıyor. Hocam çoğalamıyor sağlamıyor. mu? Çoğalmıyor mu? Bak şimdi yani böyle bir derdi var mı? Bu oyunla, Hocam. Ya, e, bu oyunla e, tabii ki çoğalamasını. Jose Mourinho'nun böyle yani dört dörtlük oyun, pres, çoğalmak etmek gibi bir oyun anlayışı hiçbir zaman olmadı zaten. Teknik direktörlük evet. kariyerinde olmadı. Porto'dan beri olmadı. Net bir şekilde. Onun net düşüncesi maç kazanmak. Gol yememek. Yeri geldiğinde yani mesela oyunu ertelemek, skoru almak hı hı. o yarıştan, o iddiadan işte bir kupam var neyse o başarı işte Avrupa'dır verliktir. Lig'dir onu almak için günlük anlık pragmatik çözümlerle maçı kazanmak bununla ilgili bir kadro sahaya çıkarmak ondan sonra skora göre de oyuncu değişikleri yapmak bu gözle Fenerbahçe'ye bakmak gerekir. Yani Fenerbahçe'nin geçen seneyle işte bu sene farklı evet bununla teknik adam bir kere e, düşüncesi yatıyor. Ya geçen sene İsmail Hoca farklıydı, Jose Mourinho farklıydı. Ondan evvel e, Georges farklıydı, Parara farklıydı işte Portekizli vesaire vesaire. Onun için böyle bakmak gerekir. Daha tedbirli, daha kontrolü, daha alanları kapatan. Çünkü mesela 4-1, 4-1, 4 3 şöyle e, bir beyaz kağıdı alsın mesela izleyenler. Enine boyuna ikişer tane, dikine de çizgi çizsinler. 9 tane kutu denk gelecek. Bu 4-3'ü oturttuğunda 2 stoper ve bütün alanları kapatırsın. Bir de ondan oynatıyor hep devamlı bu oyunu. Yani bütün alanları kapatırsın dört şöyle bir beyaz kağıda dediğim gibi yerleştirildi o kutuların içine. Böyle bir düşünceden kaynaklanarak e, böyle bir oyun tercih ediyor. Böyle bir oyun anlayışı daha önemli bir kere. Rakamlardan daha önemli. E, böyle bir oy, e, oyun anlayışı düşünüyor ve de dediğim gibi golü attıktan sonra da daha da kontrollü hem oyuncu değişiklikleri de yaparak e, yani oyunu da e, bir şekilde hatta bir sıkışık e, baskı yediği zamanlarda bugün böyle bir şey olmadı ilk 45 dakika kesinlikle. Yani o dakikaları da e, bir şekilde atlatıp maçı kazanmak isteyen bir Jose Mourinho bir anlayışı var. Samsun Spor e, Ligi'nin aslında en organize takımlarından biri ve Fenerbahçe'nin ilk 45 dakikada organize bir ekibe karşı pozisyon vermemiş olması. Bir Hose'nin vuruşu var. O da çok istediği gibi vuramadı ama top köşeye gitti. Livakovic'in iyi reaksiyonu var. E bunu en O da pozisyon değil ama. Evet, net pozisyon olarak söyleyemeyiz yani. Evet. Pozisyon. Tabii, net değil ama pozisyon. Ciku-Bekao ikilisini nasıl gördünüz hocam? Ya e, yani biraz dağınık gördüm yani. Hata enteresan çok pas hataları yaptılar. Yani Ciku da yaptı, Bekao da. Yani baskıda mesela maçın başında özel. Tabii maçı yani ikisi de bireysel at, enteresan topu oyuna sokmakta çok ciddi sıkıntı yaşadılar. Yani çok hatalı paslar yaptılar vesaire. Yani şimdi Fenerbahçe'nin öyle bir şey vardı. Çikun'un biraz daha BK'ya göre tekniği olsa da top tekniği. Şimdi işte Osterwolle ve Mert Müdür'le bu oyunu kuramaz Ya yani böyle bir Puzzle yani pas puzzle'ı geriden işte dahil çıkacak bir durum yok. Öndeki ancak 6 numara gibi oynayan Amrabat o işi yapabilir. Ama topun oraya bir şekilde geçmesi gerekir. Baskıda hep vurdular o baskıdan çıksalar daha rahat. O Mert'in kaçırdığı pozisyon gibi daha rahat pozisyonlar da bulurlardı. Ama o baskıda vuruyorlar. Vurulan toplar mesela bu yani vur bir şey var. Bu e, hem Fenerbahçe e, adına hem özel bir genelleme bir şey yapayım. Ya vur gitsin diye bir şey yok. Kendi hani denir ya bana gitsin. Yani kendi o takım oyuncusuna gitsin. Şimdi Ceko'yu vuruyorlar. Size'li bir oyuncu ve stoperlerle oynar, indirebilir. Yüksek burcanı kesik top atacaksın. Vur gitsin de kesik. Ceko'ya atarsan kesik stopere değer vücudunu topla rakip arasına vücudunu dayadığı zaman da geriye iade eder. Dikkat et çok yüksek toplar, serseri toplar attı Fenerbahçe. O bile çıkış bile plan dahilinde olması gerek bir takım için. Yani vur değil, nereye gitsin kendi oyuncuna gelsin. Biraz daha Fenerbahçe bir de o topları alıp Şimansk ve Ferit'in uzak olmaması gerekir. Kost içinde, tad içinde. Yani o toplarla da çünkü belli presten çıkma gibi pas şablonu yok. Zaten öyle bir şey de bence Jozo Mourinho da net düşünmüyor. Uzun vuruyorlar dikkat et. Özellikle evet. Levokovic baskıda. Yani o nereye vurulacak, ne zaman vurulacak? Mesela vurulacaksa Kostiç tarafına vurulur. Kostiç ile Zeki, Z Zeki Sabek e, iyi niyetli, evet takım kaptanı, iyi işler de yapıyor ikincilikten belli e, ama yani oraya vurulup Kostiç kafa topuna onunla çıkabilir. Nereye, ne zaman o top vurulacak o da bir plan dahilinde olması gerekiyor. Ceko oraya yanaşabilir, Kostiç'in yanaşabilir. Tabii o serbest vuruşta olur. Hareketli oyunda belki bir anlık yanaşamaz. Evet. Dediğin nasıl? varsa bir avut atışı var. O Zeki'ye doğru, doğru söylüyorsun. Ceko gidebilir. Ya, Bunları da Fenerbahçe dikkate etmesi gerek. Çünkü Fenerbahçe oyunu genelde bunlar üzerine kurulu. Evet. E, İkinciye az sonra başlayacak sevgili seyirciler. Kulübeden herhangi bir takviyeye ihtiyaç var mı hocam? İki takım için de soruyorum. Sakatlanan Hosen'in yerine Schindler zaten e, oyuna dahil olmuştu. E, Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Samet Akaydın, e Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Yusuf Enesiri, Cenk Tosun ve Sen Maksimen kulübede oyun birini çağırıyor mu? Ya Sen Maksimen mesela açık alanda değil mi? Top driplingçi bir oyuncu. Hı hı. Bak koşucu bir oyuncu değil. Yani hızlı bir oyuncu ama ona ayırt etmek gerekir. Yani mesela topsuz koşu e, yapmaz savunma arkası. Savunmark. O çalışkanlığı yok. Galatasaray'da Onye Kuru vardı. Evet. hatırlarsınız. Hatırlarsın. Savunma arkası yapardı. Yapardı o. Koşucu, dripling ama dripling be, becerisi San Maximen kadar Değil. iyi değildi mesela. Tabii Farklı ki. bunu ayırmak gerekir. E, San, San Maximan Maximan, o becerisi çok iyi. Hiç ya Onye ama hiç stoper bek veya savunma arkası koşu gördün mü oynadığından beri Hı. Avrupa ve yok. San Maximen'in tabii ki hızlı bir oyuncu. Yani ilerleyen dakikalarda bu hamleyi yapabilir diye düşünüyorum. Mutlaka Ceko da mesela Baktan çok pas hatası yaptı. Biz savunmayı söylüyoruz da, o da çok iadelerde çok 4-5 tane üst üste pas hatası yaptı. Şimdi bu kadar pas hatası yapıyorsun orta saha desteklemiyor. O zaman rakip ceza sahasında ilk kere Fenerbahçe 6 kere buluşuyor topla. Evet. Yani böyle bir şey de var. Tabii bunun en büyük sıkıntı mesela 53 rakiple oynadı. Top Fenerbahçe'nin biraz daha az oksijenle oynaması gerek Kerem. Aktif dinlenme yapması gerekir. Bu da nasıl olacak? Biraz daha pas yapması gerekir. Savunma dörtlüsü buna müsait değil. Amrabat buna müsait. Şimanski değil. E şey eee vaktına tabii ki pas kısa pas özellikle özelliği var. Fıret de gününde değil. Gününde değil. E, önde Ceko çok pas hatası yaptı. E bu pas Kostişle eee Tadiç yapar mı? Kesinlikle yapar. Yani sayısal olarak yani 3-4 e, tane oyuncu sayıyoruz Fenerbahçe'de. Evet. Bu da ne oluyor Fenerbahçe e, yani aktif dinlenmeyi bir anda yapamamasına neden oluyor. Yani çok böyle eforlu oyunlara giriyor Fenerbahçe. Atak sonlandıramadığında bir de karşı pres de yok. Dikkat et. Hemen geriye dönme, kalabalık geriye dönme. Onun için e, yani ikinci yarı Fenerbahçe'nin özellikle buna dikkat edip, başta Cek olma kaydıyla ile ilerleyen dakikalarda mutlaka, hem Sam Maksiman'da, da yani bu hamleleri e, bir şekilde yapacaktır Jozo Morinho. Senin söylediğine de destek. Fret eğer böyle ikili mücadelelere dikkat etmezse, oraya bile, Fret'in pozisyonuna bile bir hamle yapılabilir yani. Orada Mert Hakan yandaş bir alternatif. İrfan Can ya yani orada eğer böyle bir şey olursa böyle ama. bir şey olursa yani çıksa bile İrfan Can olur evet. yani Mert Mert Hakan olmaz yani orada daha Şimanski derine çekersin Amrabat'ın yanına İrfan'ı biraz daha topun önüne gibi yani 4-1 4-1'den 4-2 3-1'e bir esnek bir dönüş olabilir topla da daha çok oynayabilir Fenerbahçe biraz Topu daha tutabilir. rahat Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bu. Zaten kadronun en büyük sıkıntısı yani daha çok fizik gücüyle oynayan oyuncular. Evet. Yani o zaman Fenerbahçe'nin genelde hem bu maçta hem de ilerideki haftalarda en büyük özelliği ne olacak? Demek ki 0-0 iyi oynayacak Fenerbahçe. Gol yemeyecek, geriye düşmeyecek. Geriye düşmediği zaman ne yapacak? Öne geçtiği zaman rakibe risk kaldıracak kendi risk almayacak. Kendi oyun düzeni sağ içinde bozulmayacak Kerem. Şimdi onu soracaktım. Fenerbahçe öne geçti. Samsun Spor istim üstünde. Sağsında mutlaka puan almak isteyecek. İkinci yarı acaba ilk devreye göre biz futbol sahalar açısından biraz daha eğlenceli geçebilir mi hocam? Yani yoksa beklentimizi arttırmayalım mı? Sen e, güzel bir soru sordun. Tabii ister istemez bu skor Samsun Spor'u hem oyun Hı -hı. hem de oyuncu hamleleriyle daha ofansif hamleleriyle değil mi? Doğru. Yani ...mutlaka Samsun Spor'u daha öne taşıyacaktır. Daha Fenerbahçe'yi sıkıştırıp mutlaka gol atmak isteyecektir. Riski alan, türbünde de gelmiş full zaten Samsun Stadı. Mutlaka Samsun Spor öne çıkacaktır, daha risk alacaktır. Tabii ki gol atma, goller atma, tabii ki şansı var. Zaten başarılı bir takım, sezon başından beri çok iyi gidiyor. Fenerbahçe'de bu zafiyeti doğru bir şekilde kendi lehine çevirmesi gerekir. Hem oyun riski alıyorsunuz, hem daha ofansif oyuncular mutlaka dakikalar... Eğer böyle 1-0 devam ederse, e, böyle hamleler gelirse Samsun Spor'dan mutlaka Fenerbahçe de yani buna karşı doğru bir şekilde bu riske karşı cezalandırmak isteyecek. Burada Samsun Spor girdiği pozisyonu gol atarsa kendi lehine evet çevirir çok doğru bir şekilde. Oyunu da çevirir, momentumu da yakılır geriden geldiği için. Yani geriden geldiği için 1 bir bir daha enerjisi yüksek hem tribün olur hem sahiç olur. Ama Fenerbahçe 2 atarsa tabii ki işi %80-90'da kolaylar artık iyice kolaylar. Fenerbahçe'nin kulübesinden bahsetmiştik. Samsun Spor'da kulübede hangi oyuncular var? Oyuna sonradan dahil olan kenkisi de Şintler dışında bakalım. Halil Yeral, Soner Gönül, Mustafa Tan, Bedirhan Çetil Celil Yüksel, Soner Aydoğan'ı, Flavian Tate, Landry Dimatta ve Gaetan Laura. Orada da Flavian Tate orta alanda tabii. oyunu yönlendirebilen oyunculardan Soner, bir tanesi. Soner'in Soner de e, tabii ki Soner Aydoğan'ı geçen hafta demir Spor'da gol attı, son Doğru. gol attı biliyorsun yani. Daha ofansif hamleler mutlaka hem oyun anlamında da daha risk alacaktır. Dimakta ve Laura hareketli tabii, oyuncular. Tabii. Daha öne çıkacaktır. Burada atak sonlandıramadığı zaman sıkıntı yaşar. Burada Fenerbahçe özellikle erigende çok doğru kısa paslarla zaten. o Hem de az önce söyledim. Yani orta mesafeli pasları da çok doğru kullandı. Yani mutlaka Fenerbahçe'de bu zafiyeti kendi lehine çevirmek isteyecektir. Onu da söylemek gerekir. Bu kadar önde yakalanırsanız, risk alırsanız. Fenerbahçe burada savunmada eğer bir kırılganlık yaşamazsa, doğru durursa mutlaka pozisyon üretecektir öyle düşünüyorum. Yani i̇lk derbe zaten şöyle bir baz aldığımızda böyle bu şekilde Ceko'yla ve Mert Müldür'le de iki tane gol kaçırdı.